Herkese merhabalar. Bugün FortiGate eğitim setinde polis ve objekt kısmını anlatacağım. Bakın gördüğünüz gibi ekranda şu an IPv4 polis kısmındayım. Ve bu polis ve objekt kısmındaki tüm sekmeleri tek tek bahsedeceğim hepsinden size. Tabi öncelikle IPv4 polisten başlayacağım. IPv4 polisi dediğimiz olay şu. Mesela LAN'dan zaten polisi oluşturmayı biliyorsunuzdur. Firewall kullandıysanız daha önce polisi oluştururken ne yapıyoruz? LAN'dan LAN'a, LAN'dan WAN'a, WAN'dan LAN'a SSL, VPN gibi polisler oluşturuyoruz. Temel olarak her firewall'da aynı şeyler. LAN'dan LAN'a olan bir tane burada bir polisimiz var. Bundan başlayarak tüm polisleri size sırasıyla göstereyim. LAN'dan LAN'a oluşturduğumuz standart NAT kuralı bu. Gerçi içeriden NAT yapılmıyor, dışarı çıkarken yapılıyor. Buradaki tüm servisleri açık bırakıyoruz. Herhangi bir antivirüs, web filter, DNS filter vesaire, IPS bunları uygulamadık. Ama isterseniz uygulayabilirsiniz. Tabii o size kalmış LAN'dan LAN'a olan erişim için. Ki sadece bir LAN portu takılı. Bu üzerinden trafik geçtiği söylenemez bu kurulun. Çünkü nasıl bizimki? Genelde kurallarımız LAN'dan WAN'a çalışıyor ya da WAN'dan LAN'a çalışıyor bizim bu firewall üzerinde yaptığımız kurallar. Tabi bunun için üstünde VLAN yaparsanız belki burada sonlandırmalarda LAN'dan WAN'a kuralları kullanırsınız. DNS kuralımız var. Bunun olması gerekiyor. DNS kuralımız bu şekilde LAN'dan WAN'a. Burada source kısmı all, destination kısmı all kalıyor. Schedule always'te kalıyor. Service DNS servisimizi burada ekliyoruz. Ve bunu OK deyip kapatıyoruz. Yine burada security kısmında hiçbir şey. DNS kurulumuzda bu şekilde. Burada security profiles'ta herhangi bir filtre uygulamadık. Antivirus ve filter, DNS, application control, IPS, SSL, injection gibi kısımlar var. Burada yaptığımız tek işlem yine isim verdik. DNS, LAN'dan WAN'a. Source kısmı all kalacak, destination kısmı all da kalacak. Schedule always'te isterseniz burada zamanlarla belirliyorsunuz ama bunu da yapmayacaksınız. Servis kısmı DNS'te kalıyor. Bu tabii bunu servisler altından yapıyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim, editleyelim hatta bu DNS'i. Ekstra bir şey eklerseniz de yine bu edit servis altından ekleyebiliyorsunuz. Şimdi polisiye tekrardan dönelim. IPv4 polisiye. Full izinli kategorisi var. Bu full izinli kategorisi LAN portunda, yani incoming interface LAN olacak, outgoing interface LAN olacak. Burada yine all oluyor şurada. Bunu olması gerekiyor, bunun all şeklinde. Burada filtreleyeceksiniz. Yani bunu çıkartırsanız düzgün çalışmaz. Burada all olarak seçilmesi gerekiyor. Çünkü neden? Bu bir IP adresi. Veya gelip burada device seçseydiniz veya user seçseydiniz burada ne olacaktı? All'u seçmenize gerek kalmayacaktı. Destination kısmında hedef adresi fark etmiyor. Bu all'da kalacak. Schedule always. İsterseniz burada schedule, yeni bir schedule oluşturabilirsiniz ekleyip. Bu da ne işe yarıyor? Atıyorum öğle arasında haber sitelerine girsin diye bir kural oluşturabilirsiniz bu schedule'la. Ya da atıyorum 5'ten sonra herhangi bir siteye giremesin diye kural oluşturabilirsiniz. Servis kısmı all'da kalıyor. Action izin verilecek. Şu ana kadar 92 GB kullanılmış 75 günde. Şimdi burada NAT açık olacak. Çünkü neden? LAN'dan WAN'a çıkarken NAT yapıyor. NAT ne demek? Network Address Transaction demek. Yani bu da ne yapıyor? İçerideki sizin local IP adresinizi dışarıdaki IP adresinize çeviriyor. Dış IP adresinize çeviriyor NAT. NAT'ın açık olması gerekiyor. Ama WAN'dan LAN'a gelirken LAN yapmaz veya LAN'dan LAN'a giderken NAT yapmaz. Burada seçeneklerimiz bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi security profile'ın tamamı kapalı. Neden? Çünkü herhangi bir filtreye takılmasını istiyoruz biz burada. Bu buradan internete çıkacak. Bu kurala bağlı olarak internete çıkacak arkadaşlar. Herhangi bir kurala takılmasını istemiyoruz. IPv4'e tekrardan geliyoruz. Bakın burada başka ne var? Bilgi işlem kuralı varmış. Burada web filter, application filter, IPS, SSL gibi filtreleri uygulamışız. Aslında genellikle IPS dışarıdan içeri girerken uygulanıyor. Biz burada hepsini açtık. Tüm WAN'dan LAN'a çıkan arkadaşlar için burada hem antivirüs kuralını uyguluyoruz, hem web filtre, hem DNS uygulamadık, hem application kontrolü. Aslında antivirüsü kapatıp firewall'un biraz daha az yorulmasını sağlayabilirsiniz. Burada da yine incoming interface kısmında LAN olacak. Outgoing interface WAN, yani LAN'dan WAN'a bir kural bu. Bunu gösterir. Bunun LAN'dan WAN'a çalışan bir kural olduğunu gösterir. Aslında tam şurası.
Yani şöyle göstermek gerekirse. Source kısmında sadece bilgi işlem grubu. Bunu biz şu şekilde tanımladık. Üyeleri var. Bunları da nereden oluşturduk? User device kısmından oluşturduk. Grup oluşturduk. Grubu tanımladık diye buraya. Bunu da MAC adreslerini sabitleyerek yaptık. MAC adresleri çünkü her cihazda sabit. Cihazlarda nasıl ya Wi-Fi'den bağlanıyor ya da Ethernet kartından bağlanıyor. Bir cihazın en fazla iki tane MAC adresi olur. Ya Wi-Fi MAC olur ya da ne olur? Ethernet MAC olur. Tabi Bluetooth MAC falan var diyebilirsiniz ama internete çıkmak için kullandığım MAC adresleri belli. Bunda bilgi işlem grubu oluşturduk. Tanımladık buraya. Destination all olacak. Yani herhalde fark etmek için çıkabilecek hepsine. Schedule uygulamadık yine. Servis olarak all servis. NAT'ı açtık. Ve burada uyguladığımız bilgi işleme özel web filterimiz var. Bilgi işleme özel bir application kontrol yapmadım. Default application kontrol uyguladım. IPS'imiz yine default'ta. Antivirüsü açabilirsiniz. Burada açıklama kısmına da bilgi işlem LAN to WAN olarak bir açıklama yazdım. Bunu da all sessions'ta bırakıp devam ediyoruz. Farklı kurallar da var. Her bir departman için ayrı ayrı kurallar oluşturdum. Mesela BO pazarlama, pazarlama, satın alma, kurumsal, İSG, üretim. Bu şekilde her biri için ayrı ayrı kurallarımız var. Mesela sosyal medya kuralı. Kurumsala üye olan iki tane arkadaş, yani şu üye olan iki tane arkadaş, members, üyeleri, yani custom device grup, kurumsal olanlar sosyal medyayı kullanabilsin ve sınırlı olmadan internete çıkabilsin diye herhangi bir web filter uygulamadık. Ki web filter'ı default'a alıp sosyal medya yani uygulayacağımız web filter'da sosyal medyayı yasaklamayız. Bu şekilde bir web filter oluşturabiliriz. Yine LAN'dan WAN'a kuralımız var. Kurumsal burada seçili. Onun dışında istediğiniz security profile'ı açabilirsiniz. Tüm departmanlarda aynı şekilde. Birçok departman var. Her departman için ayrı ayrı uyguladım. Sizin bunu yapmanıza gerek yok. Yani isterseniz tek bir kural altında yapabilirsiniz. İsterseniz birkaç kural yapabilirsiniz. İsterseniz birkaç kural için yaparsınız. Birkaç kural üzerinden çıkartabilirsiniz. Sonuçta bu içerideki local area network'ten wide area network'e çıkış kuralı. Burada istediğiniz gibi bir kural uygulayabiliyorsunuz. Mesela asistan kuralımız var bizim. Burada ne yapıyor bu kural? LAN'dan WAN'a çıkarken şurada kimlere uygulasın? Buradaki destination kısmına ya source kaynak kısmına geliyorsunuz. User device'teydi herhalde. Aynen device'teydi. Device'tan da asistanları seçelim. Asistan diye bir şey oluşturmuştum. Grup oluşturmuştum. Bunu seçtim. Yani kaynak IP, kaynak cihazlar bunlarsa şu alttaki kuralları uygulanabilmek oluyor. Asistan internet kullanım kuralı bu. Buradan da ayrıca ne kadar bir bandwidth tükettiğini görebilirsiniz. Şöyle odaklanış yapayım. Bakın tüketmiş olduğu internette buradan görebiliyorsunuz. Bakın mesela burada satın almadan 250 GB internet kullanılmış. Hangi tarihler aralığında kullandığını görebilirsiniz. 02, 06 yani yaklaşık 1 aylık bir dönemde hatta 1,5 aylık bir dönemde bunların kullandığı internet 250 GB'mış. Kullanmış olduğu tüm istatistikleri görebiliyorsunuz. Bunun yanında kurumsalın istatistikleri. Burada bir kuralımız var. BO üretim diye. Bakın şurada bir GAFT kuralı var. Bu GAFT ne kadar kullanmış? 1.191 terabayt internet kullanım var. Tüm kullanımları burada üzerine gelerek ayrıntılı görebilirsiniz. Mesela bunun uygulanan web filtre üzerine gelip edit diyerek bunlara uygulanan web filtrenin ayrıntılarını görebiliyorsunuz bu şekilde. Tüm ayrıntıları da böyle görebiliriz. Bunu da çarpıya basıp kapatalım. All Traffic kısmında yine bakın antivirüsünü de yine view deyip görüntüleyebilirsiniz. Hangi antivirüsün kullandığı. App filtre view deyip görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz buradan düzenleme yapıp kaydedebilirsiniz. Bloklamaları vesaire. Yani bu şekilde umarım anlaşılmıştır burası. Şu LAN'dan WAN olanı kapatayım. SSL VPN kuralı var bir de burada. Bakın SSL VPN de yine girelim bir tanesini açalım. Burada AV Server'a SSL VPN kuralı policy'si oluşturdum ben. Bu policy'de incoming interface kısmını SSL VPN seçiyorsunuz. Çünkü dışarıdan bağlanacak kullanıcılar. Geleceği nokta ise neresi? Outgoing LAN portuna. SSL VPN dediğimiz şey dışarıdan
veya içerideki network'ten VPN yoluyla, SSL VPN yoluyla içerideki ağ erişmektir. Erişeceği ağ alan seçtiniz. İsterseniz buradan farklı bir porta seçebilirsiniz. Burada ulaşacağı, bakın, source ise AWS seyri evi. Bunu seçtim. İstersek bunu gelip düzenleyebiliriz. Şöyle geleyim bunun üstüne. AWS seyri evi açtım. Nerede? İstersek farklı bir şey de ekleyebiliriz tabii buradan. Backup. SDV AWS şu olması lazım. Pardon, device kısmında. User group. Bağlanacak grubu seçiyoruz burada. Source. Kaynak. Şunu kapatayım. Kaynak bu. Destination hedef adresi ise bizim... Ya arkadaş bu niye çıktı ya? Şuradaki sunucunun IP adresi. Bunu da adres kısmından tanımlıyorsunuz. Şurada user device kısmında adres kısmından tanımlamasını yapıyorsunuz. Buradan da bağlanacak işte destination hedef sunucuyu seçiyorsunuz. Insert Notification Service bunları ayarlayabilirsiniz. Buradan uygulanacak dışarıdan gelirken antivirüs, web filter, DNS filter, application filter artık ne uygulayacaksınız bunları ayarlayabilirsiniz. Okey deyip kapatıyoruz. Diğerleri de aynı şekilde. Burada cancel diyelim. Bakın burada bir SSL VPN kuralı iki tane daha var. Bunlar da aynı şekilde. Benzer. WAN'dan WAN'a olan kurallarımız. Bunlar da dışarıdan içeri bağlantı için hazırlamış olduğumuz kurallar. Tabii bunun için bir de şey oluşturmak gerekiyor. Virtual IPS dediğimiz bir şey var. Bunu oluşturmamız gerekiyor. Yani port açmamız gerekiyor diyebiliriz. Mesela burada bunu oluşturduk. Port yönlendirme de diyebiliriz. Virtual IP diye geçiyor. External dış IP adresimizi yazıyoruz. İçeride erişeceği IP adresi yazıyoruz. Burada dış portu yazıyoruz, belirlemiş olduğumuz. Burada da içerideki portu yazıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bir de IPv4 altında mesela şuna girelim. Bu FTP bizim FTP'mizi gösteriyor. WAN'dan WAN'a erişimine source all'da destination şu olacak. Bunu yine üzerine gelip görebiliriz. Adres kısmında belirliyoruz destination'da. Şurada Virtual IP Server yazıyor ya, bakın az önce size açtığım sayfa. Buradan bunu seçiyoruz. Yani geleceğiz, bunu seçeceğiz. Bu da neyin altında? Virtual IP Server'ın altında. FTP Service kısmında FTP ve bunu seçmemiz gerekiyor. Bunlar da neler? Bizim portlarımız diyebiliriz. Gerçi bunu otomatik alıyor da. Bunları otomatik seçiyor. Şunları yapmanız yeterli. Bu da kaydediyoruz. Bu şekilde WAN'dan WAN'a bağlantıları tanımlayabiliriz. Tabi önemli olan şuradaki virtual IP'lerin tanımlı olması gerekiyor. Şu dış IP adresleri, içerideki IP adresleri ve burada port yönlendirmeler var. Ne yapıyor bu? Dışarıdaki IP adresini yazıyorsunuz siz. Kurumun dış IP adresini atıyorum internet arayıcısına yazıyorsunuz. İçeride nereye geliyor bu IP'den? Bir de port yazıyorsunuz. Yaptığı işlem şu. İçeride buna yönleniyor. Tabii şunun oluşturulması gerekiyor tabii. WAN'dan WAN'a olan kuralımızın. Burada da bunu isimlendiriyoruz. Hepsini anlattık. Başka da bir şey kalmadı. Sıra geldi buraya. IPv4 DDoS policy var. Bunu oluşturmadık. Adres kısmı var. Buradan adreslerimizi tanımlıyoruz. Bunlar neler? Bizim sunucumuzdaki ağımızdaki cihazların IP adresleri. Sunucuların IP adreslerini yazdım ben buraya. Burada mesela neler var? Bakın bu şu backup sunucusunun IP adresi. Burada şunu oluşturdum. Bir adres aralığı. Bu subnet olarak oluşturdum. Eğer sadece bir IP'si varsa backup sunucusu mesela burada neymiş IP? 10.10.30/32. Buradaki 32 onun bir tane IP olduğunu gösteriyor subnet. Bu IP range ne bu? Misafirlerin IP aldığı aralık. Burada Dell EXXI sunucu var bir tane. Fiziksel sunucu. Bunun IP adresi bu. Burada fabric device. Bunlar otomatik oluşturduğu şeyler. LAN IP adresimiz burada. Misafir IP aralığı var yine IP range. 10.10.5.10 bir misafir IP aralığı var. Onun dışında başka nelerimiz var, onu kontrol edelim. Açılsın. NVR sunucusu. Bu NVR. NVR 2, NVR 1 diye bende 2 tane NVR var.
Bunu da dışarı açacağım için bunu da buraya kaydettim. Bu bizim kamera kayıt cihazımız. Burada ne var? SSL VPN tünel. Bunu değiştirebilirsiniz isterseniz. Burada SSL VPN ile bağlananların alacağı IP adres aralığı bu. Yani 200 ile 250 arasında 50 tane IP alıyormuş. AWS sunucusunun IP adresi, DC server, file server, Hyper-V, logo, LogSign, LogSign logları tutumu sunucu, Mega, PDK server ve ERP sunucusu. Burada bir de Türkiye IP aralığı. Mesela dışarıdan atıyorum sizin bir açık portunuzu taradılar, eriştiler. Ona sürekli bir şifre deniyorlar. Firewall'a erişmeye çalışıyorlar. Burada ne yapıyor? Ben bunu niye tanımladım? Türkiye IP aralığını. Dedim ki mesela sadece bu sunucuya Türkiye'den erişebilsin diye bir kural oluşturmuşum. Onun için ayarladım. Vodafone bu bizim şey. Bu bizim Vodafone. Bizim sabit IP adresimiz. Hatta şurada bir tane daha vardı. Vodafone'un sabit IP adresi. Bunu tanımladık. Onun dışında burada bilmeni gereken pek bir şey yok. Bilkart FQ diyen adres var. İnternet Service Database. Servisler kısmı burası. Burada da zaten bunlar otomatik oluşturuyor. Bir şey girmiyorsunuz. Schedule. Burada isterseniz bir schedule oluşturabiliyorsunuz. Schedule grupları oluşturabiliyorsunuz. Mesela test olarak bir tane schedule oluşturalım. Test edelim. One time diyebilirsiniz. Bunu saatlik yapabilirsiniz. Yine burada günleri ayarlayabiliyorsunuz. Mesela test 1 diyelim buna. Burada buna renk verebilirsiniz. Bu sadece bir renk. Yani all day var. Bir de burada mesela kaçta başlayıp kaçta biteceğini biliyorsunuz. Atıyorum. Bir ayar yani burada. Saat ne olsun? 12'de başlasın. 13'de bitsin. Bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Bu şekilde bir schedule oluşturup buna mesela bir renk verdik. Hatta bir tane daha oluşturalım. Schedule group denilen bir şey varmış. Burada da diğer oluşturduğunuz schedule'ları bu gruba dahil edebiliyorsunuz. Atıyorum şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu 12 ile 1 arası çalışıyor ya. Geldik burada bir schedule oluşturduk. Ne diyelim ona da? Test 2 diyelim. Burada da mesela şu günleri seçtik. Burada da all day istiyorum. Mesela bu da kaç arası çalışsın? 15.00 ile 15 dakikalık bir mola olsun. 15.15 olsun. Ve haftanın her günü olsun. Ama tatil günü hariç, pazar günü hariç ve cumartesi günü hariç bırakalım. Gerek yok mesela buna. Bakın bu da yine bir diğer schedule. Mesela bunları birleştirmek istiyorsunuz. Schedule grup deyip buradan bunları gruplayabiliyorsunuz. Bu da ne olsun? Test 1 artı test 2 diyelim buna da. Gelip şu iki schedule'ı buraya ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bakın burada da virtual IPS var. Bu da ne oluyor? Mesela FTP özgür demişim. Bunu hani WAN'dan WAN'a erişim için kullanıyorsunuz. Dışarıdan içeri erişeceksiniz. Bunu oluşturup daha sonra burada bir kural yapıyorsunuz ya bakın şurada. WAN'dan WAN'a bir kuralınız var. Buradaki destination kısmına tanımlamanız gerekiyor. Bias WAN 1. Ne olduğunu görün diye söyledim. Burada mesela create new deyip bir virtual IP oluşturabiliriz. Burada name kısmına test 1 yazayım atıyorum. Command kısmına da test açıklamasını yazıyorsunuz. Test 1 deneme yazalım. Buraya interface olarak seçeceğiniz interface'i giriyorsunuz. Artık nereden bağlanacaksa. Mesela yapılmışın üzerinden gidelim biz. Bakın burada interface olarak neyi seçmişiz? VDSL 1'i seçmişiz. İsterseniz en iyi de bırakabilirsiniz. VDSL 1 üzerinden gelen bağlantılar için bu. Burada IP'yi belirtiyorsunuz. Dış IP bacağınız bu. Bu da içeride yönlendirme yapacağı iç network'teki IP adresi, local IP adresi. Bu dış IP adresi. Burada da portu yazıyorsunuz. Dışarıdan bağlanacağı port. Bunu da dışarıdan mesela nasıl bağlanıyorsunuz? Adres çubuğuna şu IP adresini yazıyorsunuz. Sonuna geliyorsunuz. İki nokta koyup şöyle arkasına ekliyorsunuz bunu. Not defterimde göstersem daha güzel olur hatta. Bir not defteri açıp öyle göstereyim. Atıyorum IP'yi buraya yazdınız diyelim. Şu IP adresini. Daha sonra not defterini tekrar şöyle açayım. Yazdınız. İki nokta koyuyorsunuz. Giriyorsunuz şunu yazıyorsunuz buraya da.
Şu şekilde erişiyorsunuz. Enter basıp içeriye erişmiş oluyorsunuz. Yine diğerleri de aynı şekilde. Mesela burada bir tane yapmışız. Dış IP adresimizi yazmışız. Portu yazmışız. Burada any'de bırakmışız. İster tek geleceği portu seçebiliyoruz. Vodafone veya VDSL. Bu şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Kullanımları görmek için ise mesela kimler bağlanmış, ne kadar kullanım yapmış, onu da gidip şuradan görebilirsiniz. Mesela bu VFTarnet'te 1.46 GB, 6.77 MB, 6.96 GB'lık bir kullanım olmuş. Buradaki tüm kullanımlar şu byte kısmında listeleniyor. İsterseniz byte'a göre sıralama yapabilirsiniz vesaire. Ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Servis kısmını anlattık, schedule kısmını anlattık. Virtual IP anlattık. IP Pulse var, burayı anlattık. Proxy Options var. Bu kısmı anlattım. Traffic Shapers var. Bunları geç. Yani burada anlatmam gereken her şeyi anlattım Policy Object altında. Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ücretsiz bir eğitim arkadaşlar bu. Hani Udemy'ye girseniz para verip alacağınız bir eğitim diyebilirim. Belki benim kadar detaylı anlatmıyordur bilmiyorum. Hiç Udemy Firewall eğitim seti almadım. Bakmak lazım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince her şeyi açık net anlatmaya çalıştım. Bir de bu şey aktif çalışan bir cihaz. Millet bu tarz eğitimleri verirken demo sanal bir cihaz oluşturuyor. Onun üzerine eğitim veriyor. Aktif verilerle işlemiyorsunuz yani. Canlı veriler üzerinden işlemiyorsunuz.